Merhaba arkadaşlar. Harita çizimi dersimize hoş geldiniz. Bu videomuzda eş yükselti eğrilerini elle çizmeyi göstereceğim. Bunu tabii ki cetvel yardımıyla yapacağız. Videomuzun uzun sürmemesi açısından 5 tane nokta yazmışım. Burada sahada alınmış olan 5 tane noktamız var. Sahada yükseklikler ölçülmüş. Belli bir ölçekle buraya işlenmiş. Biz de bunların arasındaki eş yükselti eğrilerini bulmaya çalışacağız. Birbirine yakın olan noktaları işaretleyeceğiz. Tabi burada biz genelde eş yükselti eğrileri biliyorsunuz daha çok tam sayılar üzerinden gider. Mesela burada bakıyoruz 875.23 876.40 diye kodlar var. Bizim bu mesela bu aralıktan geçecek olan kodumuz ne olabilir? Bu aradaki tam sayıyı bulacağız. Bu aradaki tam sayı 876'dır, değil mi? Bu aradaki sayı 876'dır. Aynı şekilde bakın, şu ikisinin arasında da yine aynı şey var. Ama şu ikisinin arasında bir tam sayı yok bakın. 875, 23, 875, 30. Bu arada bir tam sayı yok. O yüzden bu araya bir şey çizmemize gerek yok. Şu ikisine baktığımız zaman burada da öyle bir durum yok. 875, 30, 875, 80. Burada da herhangi bir tam sayı mevcut değil. Ama şu ikisine baktığınızda 875, 80, 876, 12. Burada da yine bir 876 tam sayısını arada yakalayabiliriz. Şu ikisi arasına bakalım. Şu ikisi arasında var mı? 876, 40, 876, 12. Gördüğünüz gibi bu arada da herhangi bir tam sayı mevcut değil. Yani şöyle kabaca gördüğümüz kadarıyla bizim yapmamız gereken şu ikisi arasında bir nokta bulmak, şu ikisi arasında bir nokta bulmak ve de şu ikisi arasında bir nokta bulmak olacak. Bunun için cetvelimizi kullanacağız. Hemen ben cetvelimi yerleştiriyorum buraya. Bu aradaki mesafeyi ölçüyorum. Bu yaptığımız işlem arkadaşlar enterpolasyon yöntemi. Bu ikisinin arasını ölçüyoruz. İki nokta arasını. İki nokta arasının bakıyorum 4,2 santim geldi. Şimdi 4,2 santimde ne kadar bir yükseklik farkı oluşmuş? Ona bakacağız. Buradan buraya gelene kadar yani şu yükseklikten şu noktadan şu noktaya gelene kadar ne kadar artım yükselme var? Ona bakıyorum. O yüzden 876.40'tan 875.23'ü çıkaracağım. 1,17 kalıyor arkadaşlar. Metre cinsinde değil de belki yine bunun santimetre cinsinde yazsak daha rahat olur bizim için. Buraya direkt 117 santim yükselme var diyeyim ben. Direkt buraya da santim cinsinden yazalım. Virgülle uğraşmamak için. 875'ten 876 var arada demiştik hatırlarsanız. Bu ikisinin arasında 876 kodu var. 876'ya ulaşması için genelde ben düşük olanı her zaman tercih ederim arkadaşlar. Düşük olandan gitmek biraz daha kolaydır. Size de onu tavsiye ederim. 875.23'ten 876'ya varması için ne kadar yüksekliğin artması lazım? Onu bulmak için ne yapacağız? 876'dan 875.23'ü çıkaracağız. Bunu çıkardığımızda da 77 santim 117 santimde 4,2 santim ilerleniyorsa 77 santim yükselmesi için kaç santim ilerlemesi gerekiyor diye bir oran orantı kuruyoruz. Bu oran orantı sonucunda x eşittir 4,2 çarpı 77 bölü 117. Bu işlemi hesap makinesinde yaptığınızda 2,76 gibi bir şey çıkıyor. Onu 2,8 olarak yuvarlayabiliriz arkadaşlar. 2,8 santim diye ben bunu yuvarladım. 2,8'i nereden geleceğim? 2,8 santim tabii ki küçük olandan ilerlemem gerekiyor. Yine cetvelimi koyuyorum. Bakın. Cetvelim ters oldu gerçi ama önemli değil. İsterseniz bu arayı da şöyle
düzgün bir şekilde şöyle işaretleyelim. 2.8, 2.8 tam şurada bir yer. Burayı işaretledim. Ve ardından buraya 876.0. Gördüğünüz gibi ilk noktamızı bulmuş olduk. Aynı şekilde ikinci noktamızda dedik. Şu arada onun için de yine buraya cetvelimi koyuyorum. Ve şu iki nokta arasını ölçüyorum. Baktığınızda burası da tam 4 santim sanki geliyor. Şu arayı işaretledim. 4 santim geliyor arkadaşlar. 4 santim. Ne kadar bir yükseltme var. Buradan bunun farkını alacaktım hatırlarsanız. Farkını aldığınızda 0.82 metre çıkıyor. Bunu direkt ben 82 santim diye yazacağım. Peki 876'ya varması için ne kadar gelmek gerekiyor? Ne kadar yükselmek gerekiyor? Buna zaten kolay bir hesap bu. 30 olduğuna göre buna bir 70 eklerseniz yani 70 santim yükseldiğinde kaç santim gidince 876'ya ulaşacağımızı buradan hesaplayabiliriz. Yani yaptığım işlem 876'dan da şu 875.30'u çıkardım ve onu santimetreye çevirip buraya yazdım. Neden santimetreye çevirdim? Çünkü virgülü sayılarla uğraşmamak için. O şekilde de yazabilirsiniz. O fark etmiyor. X eşittir 4 çarpı 70 bölü 82 işleminden hesap makinesinde yapalım onu hemen. Buradan da 3.42 geldi. Yani 3.4 santim diyebiliriz. Tabii ki küçük olana koyuyorum ben yine 0 noktamı. 0 noktamı yine küçük olana koydum. Şöyle. Şurada 4 santim elde edeyim. Ardından 3.4'ü buluyorum. Bakın burada 3. 4 şurada bir yer olacak. Şurası. Şu noktam da benim. Yine 876.0 noktası oluyor arkadaşlar. Son olarak bir de şu arayı bulalım. Sıfırımı yerleştirdim. Burayı da hemen bir çizeyim isterseniz. Burası da 3.2 diyebiliriz. Burası da 3.2. Ölçtüm santimetre olarak. Onu da hemen şuraya yazayım. 3.2 santim. Ne kadar yükselme var? 876.12'den 875.80'i çıkardığımda oradan muhtemelen 20, 30, 32 santim geliyor. 32 santim bir yükselme mevcut. 876'ya ulaşması için 20 santim daha yükselmesi gerekecek değil mi? Bu hesap biraz da kolay oldu. Buradan bir oran orantı yapacağız. X eşittir 20 çarpı 3.2'den bölü 32 diyeceğiz. Buradaki sonucumuz da arkadaşlar 2 santim çıktı. Buradan da 2 santim ilerlediğimizde 876'ya ulaşmış olacağız. Şöyle koyuyorum bakın. Tam bu arayı yakaladıktan sonra tam 2 santim olan yeri yakalıyorum şöyle. Bakın şurası neymiş? 876.0 oluyor. Şu arayı da yapabiliriz. Bu arada yaptığımızda daha güzel bir şey ortaya çıkabilir aslında. Hatta şu arayı bulsak sanki daha iyi olur. Bu isterseniz bu arayı da bulalım. Burası 4.4 çıktı arkadaşlar. 4.4 santim. Yükseklik farkı 1.10 yani 110 diyelim. 110 santim yine. 876'ya ulaşması için buna ne lazım? Şuraya yazıyorum bakın. 70 santim gerekiyor. Değil mi? 875 30'dan 876'ya ulaşmak için
70 santim daha gerekiyor. Buradan x eşittir. Hemen bunu hesaplayalım. 2.8 santim geldi. Hemen cetvelimi yerleştiriyorum arkadaşlar. Buradan 2.8'i 2 burada, 3 burada, 2.8'de şurada bir yer. Evet, şurası. Burası da arkadaşlar 876.0 olan yer. İsterseniz bu 876'ları şöyle farklı bir kalemle göstermiş olalım. Bakın. Şurada bulduğum tam sayı değerleri bunlar. Eş yükselti eğrisi çizerken ne yapacağız? Bu bulmuş olduğumuz tam sayı değerlerini çizeceğiz. Yani ben şu anda çizeceğim değer 876 eş yükselti eğrisini çizeceğim. Yani bu çizgi boyunca her yer 876 kotunda olacak. Bunu bulmuş verilen kodlara göre bir enterpolasyon yaparak bulmuş oldum arkadaşlar. Ve de bakın bunu çiziyorum. Evet. Bu şekilde. Tabii ki tam üstünden geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben çok da üstünden geçirerek yapamadım. Video çekerek çizmesi zor. Bu bizim 876.0 kotundaki eş yükselti eğrimiz oldu. Diğer eğri muhtemelen işte şuradan bir yerden geçiyor. Şöyle. İşte buradan başka bir eğri geçiyor belki. Buradan başka bir eğri geçiyor. İşte buradaki son önceki mesela şurada şu şöyle göstereyim. Şu eğri şu da 875 olacak muhtemelen. 875.0 olacak. Bundan sonraki şu 877 olacak. Bir sonraki 878 olacak falan diye gidiyor arkadaşlar. Burada eş yükselti eğrilerini çizmeye çalıştık. Tabii şu anda bu işi bilgisayarlar yapıyor. Ama olayın mantığını bilgisayarlar da bu şekilde bu enterpolasyon yöntemi sayesinde yapıyorlar. Bunun mantığını görmeniz açısından bu bilgiler değerliydi. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.